Hain, zalim ve laf taşıyandan sakın. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kendisi için gördüğünü ve beğendiğini senin için görmeyenin arkadaşlığından hayır yoktur. Hazreti Hasan aleyhisselam buyurdu ki, birinin insanların yüz suyu ile oynadığını görürsen seni tanımamasına çalış. Zira haysiyetlerin en kötüsü onun tanıdığıdır. Hazreti Ali buyurdu ki, fasık, facir ve Allah'a karşı açıkça günah işleyen kimselerden uzak dur. Yine Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Düşüncesi gevşek ve bozuk, ameli çirkin ve uygunsuz olan kimseden uzak dur. Zira arkadaş arkadaşla değerlendirilir. İmam Cafer aleyhisselam, üç kimseden sakın, hain, zalim ve laf taşıyan kimseden. Zira senin için hıyanet eden kimse sana da hıyanet eder. Senin için başkasına zulmeden kimse sana da zulmeder. Senin için laf taşıyan kimse senin arkandan da laf taşır buyurmuştur. Hazreti Ali, kalplerinizin sevmediği kimselerden sakının. İnsanların ayıbını araştıran kimselerle muaşeret etmekten sakının. Zira bu tür insanlarla arkadaşlık eden onlardan güvende değildir buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, hayrı gevşek, kötülüğü güçlü ve nefsi aşağılık olan kimselerden sakın. Zira o korktuğunda kenara çekilir ve kendini güvenlik içinde hissettiğinde ise saldırıya geçer. Yine Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sürekli gıybet eden kimse ile arkadaşlık etme. Zira sen de kötümserliğe maruz kalırsın. Yine buyurdu ki, cahil insanın dostu sıkıntı ve zorluktadır. İmam Sadık aleyhisselam, bil ki dünyada aziz ve celil olan Allah'tan başkası için kurulan dostluk, kıyamet günü düşmanlığa çevrilir buyurmuştur. İmam Ali aleyhisselam, bilgili düşman cahil dosttan daha iyidir. Dostluklarda takva sahipleri dışında pişmanlık hasıl olur buyurmuştur.